Biz eve geldik. Tabii ki burada beni ne bekliyor? Kahvaltı bulaşığı bekliyor. Çünkü alelacele çıktık evden. Bunu toplamak için burayı yerleştirmem gerekiyordu ve çok fazla zamanımı alacaktı. O yüzden yapmadım. Ve ne yapacağım? Şimdi yapacağım. Şimdi yaparken şöyle bizim iş yerinden almıştım. Organik kabak, Girit kabağı diye geçiyor. Minicik minicik böyle. Bu kabaklarla hazır şeyim vardı ya, yemeklik iç hazırlamıştım. Onlardan bir tane hemen çıkarttım. Oh vallahi süper rahatlık. Süper rahatlık bir şey vallahi, harika bir şey. Hemen böyle bunu şey yaptım, tencereye koydum. Kısık ateşte çözdürüyorum. O çözülürken de zaten makineyi ben boşaltmaya başlayacağım. Bir yandan da kabaklarımı doğrayacağım. Onlar da hazır olacak. Sonra burayı da bir toparlayacağım. Sonra ne yapacağım? Bu arada dizim var. Dizimi izleyeceğim telefondan ve aha kendi kendine kıpırdadı. Ondan sonra da içeriye gideceğim. Katlanacak çamaşırlar var. Dizimi izlerken çamaşırları katlayacağım. Dizime böyle devam edeceğim. Bu arada bugün günlerden pazar. Dizimde şey 1 litre gözyaşı, o diziyi izliyorum. Öyle. Haydi görüşürüz sonra. Evet, çok şükür mutfağım toparlandı. Şunu elde yıkadım. Burada ne var? Mercimek çorbası hazırlığı. Yarım çay bardağı. Bir çay bardağı mercimeğim var. Şöyle şurada kabak yemeğim pişiyor. Şimdi bu mercimek çorbasını şöyle ön hazırlığını birlikte yapalım. Şöyle yarım şey ne derler? Kırmızı biber. Nasıl şey yapar? Çünkü sonradan rondodan geçeceği için. Yarım kırmızı biber. Böyle bir tane havucun şeylerini falan dışını soydum, yıkadım. Bir tane havuç diyorum ya. Üf, yine karıştı. Yarım havuç koyuyorum. Çünkü mercimeğim az. İstediğiniz gibi doğrayın. Hiç önemli değil. Çünkü ronda yapılacak sonra hepsi. Bir tane de soğan. Soğan tabii ki yarım değil. Çünkü soğan lezzeti veren en büyük şey. Aa bak gördün mü? Dışı çürümüş bile. Şöyle kalın kalın keselim. Ve kalan sağlam yerleri kurtaralım değil mi? Şimdi bu çorbayı niye yeniden gösteriyorum? Bir tane arkadaşım yazmış. Canım benim öğrenci. Allah zihin açıklığı versin. Üniversitede öğrenciymiş ve tabii ailesinden başka bir şehirde. Dedi ki çorbayı, bu çorbanın tarifi çok önceden de vermiştim. Bu çorbayı yaptım abla demiş. Ellerine sağlık. Çok güzel. Hani çok beğendim. Çok farklı oldu demiş. O yüzden şimdi ben bu çorbanın tarifini tekrardan veriyorum. Çünkü aramıza yeni katılan arkadaşlar çok oldu. Aslında bu çorbanın tarifi derken bu birazcık da restoran usulü. Ben o yüzden internetten böyle gördüm. Şunu bir yıkayayım. Hepsini bir kere de koyup haşlamak yerine önden bunlar güzelce yağda kavruluyor. Sonra bir tatlı kaşığı salçayla tekrar kavruluyor. Sonra mercimek ve su devreye girip hepsi birlikte kaynıyor. Çok basit bir çorba kesinlikle. Öğrenci arkadaşımın da yaptığı gibi bence kesinlikle herkes yapabilir. Çok basit ve mercimek çorbasını bir de böyle deneyin diyorum. Ve tavsiye ediyorum. Hadi ben koyayım bunu ocağa. Güzelce yağda kavurdum. Gördüğünüz gibi devam ediyor. Soğanlar öldü ama havuçlu biberler ölmedi. Tabii ki onlar daha geç olur. O yüzden zaten onları beklemenize de gerek yok. Soğanlar böyle ayrılıp ölünce yeterli. Şimdi şöyle kaşığın yanında salça aldım. Salçayla da birazcık kavuruyorum. Altyazı M.K.
Evet, bu ses için özür dilerim. Biliyorum burada çok rahatsız edici olabiliyor videoda ama şu an yapacak bir şeyim yok. Evet. Bu da tamam. Şöyle mercimeklerimi koyuyorum. Bir yandan da su kaynatıyorum. Kaynar suyu direkt dökeceğim. Soğuk döküp kaynatabilirsiniz. Hiç fark etmiyor. Daha önce soğukla da yaptım. Şimdi dedim hani öncesinde aklıma geldi de koydum suyu. Hepsinin kavrulmuş olması gerçekten farklı güzel bir lezzet veriyor. Bazıları yaparken buna daha doğrusu haşlarken patates de koyuyor ama ben koymuyorum ya. Patatesin böyle o verdiği fazla yoğunluğu ben sevmiyorum. Su da ısındı. Suyumuzu da koyalım. Hadi bismillah. Şöyle azıcık daha. 1 litreye yakın koydum. 1 litre değil ama. Belki 4 bardak falandır çünkü çok olsun istemiyorum, kalıyor. Şimdi bu güzelce kaynayacak ve rondalanacak. Çok basit bir çorba. Haydi bakalım, yapacakların eline sağlık. Şimdi şöyle kapatalım. Çok kapatmayalım çünkü taşar. Kısıkta kalsın. Bu arada kabak yemeğim de pişti. Dumanı üstünde. Bunu da kapatalım. Evet. Haydi görüşürüz. Benden bugünlük bu kadar. Hoşçakalın. Ben az olsun diye bir çay bardağı mercimekten yaptım ama bu bile bakın ne kadar çok oldu. Hani birazcık daha su bile koyulabilir. Mercimekler çok güzel kabardı. Yani ne derler kız, şişti. Kabardı ne? Havuçtan ama hala sert. Birazcık daha kaynaması lazım. Herkese merhabalar. Ben eve geldim. Ne yapıyorum? Tabii ki dün şu çorbayı yapmıştım. Bunu hemen bir rondodan geçireceğim. Burada kabak yemeğim ısınıyor. Bir yandan da tencereye su koydum. Bir anne bak. Ay saça bak. Şey yapacağım. Bir böyle beyaz salçasız makarna istiyor bizimkiler. Bak. Makarna yapacağım. Bitti. Adam Melody kaydı. Bir şey söyleyeceğim. Tavşan gibi niye zıplıyorsun? Bu tavşana benzemediği için. Evet. Aslında kulakları yanlış yerde olmuş. Biraz olsun. Sıkos olmuş. Bambaşka bir hayvan. Evet, annem tavşanı bitirmiş. Yani şunu anlamıyorum. Böyle mi durmalı, böyle mi durmalı? Ben böyle kullanıyorum. Ha? Kullanıyorum derken ne yapıyorsun kullanım? İşte sarılı yavrum. Evet, adı ne? Beledi. Aa, çok güzel isim. Çabuk mu? Oh. Şimdi ben yemekleri hazırlamaya başlıyorum. Çubuk makarna istiyorlar. Şöyle şunu kıracağım. Ben kırdım. Kırdım. Böyle yapacağız çünkü. Burada su kaynıyor. Ha, ay ne yapacağımı unuttum. Kız ronda yapacağım. Anne nasıl geçti okul? Güzel. Sınav var mıydı? Vardı. Hangisi? Sos. Ne? Sos. Sos. Domates sos. Yok, biz bütün dersleri laksa tüm sosyal yani. Diyorsun. Bak, sosyal, sos sosyal bilgiler, evet. Mat, matematik, Türk, Türkçe, başka neydi? Hı? İse, İHE, İHE insan hakları, din, işte din ve kültür demiyoruz. Din, din evet. Ve kültür dersi. Evet.
Evet, din deniyor ona kısaca zaten. Biz de öyle derdik. Olsun. Din, fen öyle söylüyor. Evet. Fene de fen diyoruz. Evet, öyledir. Bilimleri de ne gerek var ya? Bilimlerini söylemeyin. Ne gerek var? Dersin adı o ama. Aha, buna bak. İşte evet, ben de o yarı bölümü çizdim. Şöyle. Başka bir şey öğretmenimize ödüyorsun. Evet, saçmalık bölümüne geçtik. Hayırlı uğurlu olsun. Evet. Durabiliyor musun sen? Hayır. Kıpırdamadan? Hayır. Ha, var mı öyle bir kabiliyet? Yok. Yok mu? Ödevler bitti değil mi? Yes, so it yapar. Okey. Vay be. Efendim? Ben yemek hazırlıyorum. Yani. Ben de ona yardımcı oluyorum. Aslında yardım ediyor. Evet, dağıtarak yardım ediyor. Vay be, bugün okulda birisi. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Ha, şu parfüm ortayı denemesi. Biliyor. Allah Allah, nasıl böyle böyle? Tekne. Bu şeysiz, etiketsiz. Evet, kaç lisede o? 30 muydu, 31 miydi numarası, neydi? Adını biliyorsun ama sen. CC biliyorum. Aa, çok aşkım, güzel. Ya, gerçekten. Kaç gün oldu? Gerçekten. Kaç gün oldu? 14. Kaç gün bak oldu? Orada takvime yeşille yazdım, bak bakayım. Ben de şu 31 arada. Mi? 31'i mi ayın? Yeşil nerede ya? İşte o ay sonu yeşille yazdım. 31'i ise Ekim'in 31'idir, doğru. Kaç? 5 gün. Bugün ayın 5'i değil mi? Kasım'ın 5'indeyiz anne. Evet, Ekim'in 31'i ise eğer 5 gün. Hayır Onur. Sevda biz çarşamba mı? Geçen çarşamba mı yaptık bunu, emin misin? Evet doğru. Hani hatta dedik ya, dizimiz de yok bari yapalım. Nasıl oldu ya? He? Çok güzel. Merhaba arkadaşlar. Nasıl? Çok güzel. Zaten bu parfüm çok güzel bir parfüm Onur yani. Benimkiler de kalite olmuş. Bakalım. Bu arada niye benimkini açıp deniyoruz bilemiyorum yani. Ben kendimkine baktım, seninkine de mi yurttum? İyi bari bozulmasın da. Hayır, hepsine. Parfümlerimiz. Akşam daha yaptım çorbayı, şimdi de bak rondoluyorum, kaynatacağım. Gör anam, gör bunları, gör. Yemez doğru düzgün. Her şeye uyuzluk yapar. Mercimek yapmayacaksın. Tarhana çorbası seviyormuş. Anneannesi yapmış. Ya çıtır ekmek yapacaksın. Ha pardon. Tamam. De çıtır ekmekle çıtır. Evet. Öyle hanımefendi yiyemiyor öyle. Var mı? Normal ekmek yiyemez. Zulatı var mı? Evet. Çıtır ekmeğimiz yok annem, yok. Bitti bizim. O zaman yap. Şimdi bunu dur nane atacağız. Öyle bir şey varsa şimdiden koy bari ki yarın düzgün yapınca kız seviyor. Neyi? Ha, çıtır ekmek. Evet evet. Ya bayat ekmek oldu mu yapıyoruz ya? Tabi annem de hep bayat ekmek olduğu için çok ekmek oluyor. Ama bayat ekmek yok. Onları içleri yemedikleri için kurutuyor. Evet işte yani. Onu ama ona bayat istiyorum. Değil ki. Kıtır kıtır oluyor böyle. Evet. Böyle bir şey çıkıyor. Peki çubuk nasıl çubukmuş böyle ya? Yassı peki. Çubukmuş ha. Neyse artık. Evet, bu spagetti şeyi. Evet. Mercimek çorbası bol naneli. Oo, ne çok manalı. Böyle annem, böyledir bu. Hiç şey olmaz. Ne atacağım başka? Tadını ayrı şey yapmaz. Karabiber. Tatlı kırmızı biber azıcık. Evet. Gelin bakalım. Başka? Gel. Evet, çorbamız böyle. Karıştırayım mı? Karıştır. Ver. Zaten sırf işin ortalığı karıştırmak. Hadi. Ay ne kadar güzel söyledi. Ah. Hayır hayır hayır. Bitti tamam o.
şey sokacak. Rondonun ucu da yok. Bak böyle bunu sokacak. Tamam Asya, önüne bakarak yaparsan. Oğlum burası da işe yarıyor ya. Yemeğimiz kaynıyor. Ay inanmıyorum. Kaynamak ne ya? Hadi ver, o çorba daha kaynayacak şimdi. Rondoladım çorbayı. Bir tur daha kaynayacak tabii. Bilmedim tadını. Evet. Üfle. Bak bak fark etmez annem bak. Yok yok. Tamam bırak. Bu da bir kaynasın. Sonra birazdan Asya şu ne yapacak? Yemeği dağılıyor, ne yapacağım? Masayı hazırlayacağım. Şurada bak ya. Allah yarabbim. Hadi bakalım. Bak ben hazırlayacağım. Merhaba. Şöyle çorbamızı alalım. Kaynamaya. Tuzunu atalım. Çay yapacak mısın? Ne çayı, daha bir yemeği ne yemeği. Ne bileyim yemeği, daha sonra çay yapacak mısın? Hiç bugün önümde çay içtim ama. Olsun, yine yap çay. Asya'cığım sen ne yap biliyor musun? Masayı hazırlamaya başla hadi. Hadi kuzum. Bu kadar çok oldu mu? Evet, bizim evin halleri. Hadi anne. Böyle. Hadi bebeğim masayı hazırlamaya başla. Ne yapacağımı unuttum ha. Aynı anda birkaç şeyi yapmaya çalışınca. Melody masa düzenlemeyi bilmiyor ki. Melody masa düzenlemeyi bilmiyor. Bak Melody'cim sen madem bilmiyorsun ha, burada otur. Asya ablan masayı düzenlesin evladım. Hadi al Melody'ni de git ya. Melody diye masa düzenlemeyi bilmiyor. Melody'ye git başımdan. Sen benim anneme kıyamazsın. Melody. Melody seni buzdolabına koyarım. Nasıl? Melody. Melody masa hazır mı? Masa? Ben burada yemek görmüyorum. Bak Melody coştu. Eyvah. Melody yine coştu valla. Ben senden kaçmam ki. Beni yakala. Arkasından yakalayamıyor. Melody'ciğim. Cancağızım. Ay yakalama Melody'ciğim. Yakalama beni. Yakalama beni. Evet. Evet, masayı hazırlamaya başlıyor musun? 3, 2. Tuvalete gidiyorsunuz. Sen bilirsin. Vallahi. Parfümüm çok güzel kız. Şöyle süreyim bakayım. Hadi görüşürüz sonra. Hem dış sessin hem şey misin? Valla bilmiyorum. Evet, yemekteyiz. Evet. Evet. Bunu belki yapabilir miyim? Lütfen buyur. Ben yemekte konuşmayı sevmem. Seda Hanım, elinize sağlık. Evet, afiyet olsun ana. Bir kere çorbamız bir, çok katı olmuş. İki, çok baharatlı olmuş. Üç, yani çok tuzlu. Evet. Doğru. Tuzu abartmışsınız galiba. Deniz tuzu kullandınız. Kaya tuzu kullandım. Evet. Kuru tuz daha iyi olur. Bir şey söyleyebilir miyim? Yemeklerde fazla tuz olursa eğer yemek yapan kurusunu seviyor mu derler. Vay. Ama şu an siz onu beş sunucusunuz. Bu arada onu beceriksizin teki uydurmuş. Kocasına kakalamış durmuş tuzlu yemekleri. Yemekleri hep tuzlu yapıyormuş. Böyle derlermiş ya. Arkadaşlar eskiler. Yemeği tuzlu yapınca kocasını çok severlermiş. Ama bizde nerede? Yok. Burası makas. Ne makası? Evet buyurun. Yoruma devam edin. Evet devam et yorumunu Asya Hanım. Ben bitiremiyorum. Bitti, beğenmedin. Beğenmedim. Löpür löpür içmeyi biliyorsun ama. Ne olacak? Hı. İçmiyorum abi alın. İçmiyorum. Siz böyle kavgaya mı geldiniz, yemeklerinizi yemlemeye? Ben de onu diyorum. Siz kavgaya mı geldiniz? Daha dakika bir koy bir çorbayı içtiniz. Öyleymiş de böyleymiş de. İçimde bak baharatı çok pardon. 20 saniyedir video çekiyoruz. 15,5 saniyesini sen konuştun Asya Hanım. Çekildiniz. Bir tane bir memnuniyetin yok.
Memnun edin. İnanamıyorum. Burada hakaret ediyorlar şu an. Hayır, niye hakaret ediyorsun sen? Hakaret ediyorlar. Ay, kalkabilir miyim lütfen? Ay, öyle? İnanamıyorum. Ne oldu Asya Hanım? Buraya gelin. Herkes şu anda şaşkın şaşkın ona bakacak. Tabağımızı temizleyelim ki... Sünnettir bu. Sünnettir. Öbür yemeğimizi de temiz temiz koyalım. Anladım. Başka tabak... Bu kadar hakareti kaldıramayacağım. Asya, şimdi yarışmadan şu anda çıktım. Çorbanı bitir, sonra gireriz yarışmaya. Hadi. Pardon tuzlu ya. Yok be sen ne? Annem tuzak tuzun tekrardan ne? Ben yanlışlıkla evet tuzakladım. Hayır. Normali tuzlu değil bence. Hatta bu tuzsuz. Doğru mu? Kaşığını bağlar mısın biraz? Ne? Kaşığını bağlar mısın? Anneciğim hepimizin aynısı çorba. Ay ne iğrençsiniz. Birbirinizin ağzından mı yiyorsunuz? Birbirinizin kaşığından yemiyoruz. Ay olsun, tabağından ağzından yiyorsunuz. Tabağını parmağını bir de parmağınızı soksaydınız. Ay, kaşığı... Ağzından kaşığı sokmadınız mı? O kaşığı daha önce ağzınıza sokmadınız mı Onur Bey? Tamam abi, böyle yapmıyorum da birbirini sokup İki tane yalıyorsun. Tuzlu musun? Tuzlu musun? Tuzlu. Koyacağım bir yani de. Yemekte izli yemek çok böyle mi geçtireceğiz onu? Çok moda, çok moda girdi ama bir hepsini bir koyayım Onur Bey lütfen. Ara yemeği içelim. Ara yemek mi?